Zekası ile kendini insanlara hayran bırakan, buluşlarıyla insanoğlunun hayatını kolaylaştıran, günümüzde yaptıkları eserler milyon dolar eden birçok dahinin hayatları boyunca kendilerine acı veren hastalıklarla mücadele ettiğini biliyor muydunuz? Hastalıklar onların eserlerine bazen olumlu etki etti. Ancak insanlarla olan ilişkilerini genellikle olumsuz etkiledi, yaşamlarını zorlaştırdı. İşte dahilerin bilinmeyen hastalıkları. Pisagor. Pisagor'da obsesif kompulsif bozukluk vardı. Kendi fikirlerinin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyordu. Hastalığı öyle ileri derecedeydi ki bir öğrencisini teorisini çökerttiği için denize attı. Galileo Galilei. Bilimin babası olarak bilinen Galilei, hepimizin bildiği gibi dünyanın döndüğünü ispatlayan kişi. Bu dahinin ileride kendi adıyla anılacak bir hastalığı vardı, Galileo sendromu. Yani toplumun korumaya özen gösterdiği değerlere saldırma ve o konularda toplumu değişmeye zorlama hastalığı. Galilei ilerleyen yaşlarında görme duyusunu da kaybetti. Isaac Newton. Bilim adamları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilen Newton'da Asperger sendromu vardı. Bu hastalıkta beynin tüm lobları ayrı ayrı çalışır. Asperger sendromu olan kişiler bu yüzden birçok konuda uzmanlaşabilirler. Ancak hastalık kişinin asosyal olmasına ve aynı şeyleri tekrar edip durmasına yol açar. Wolfgang Amadeus Mozart. Gelmiş geçmiş en büyük bestecilerden olan Mozart'ın Tourette sendromu vardı. Bu hastalık aynı şeylerin sonsuz kez tekrarlanmasına yol açar. Mozart'ın notalama yeteneğinin buradan geldiği düşünülüyor. Ludwig van Beethoven. Bir diğer büyük besteci Beethoven da ünlü 9. senfonisini bestelerken işitme bozukluğu vardı. Aynı zamanda astımla da mücadele eden ünlü besteci, çalışmalarından önce kafasını soğuk suyla dolu kovaya sokardı. Charles Darwin. Evrim çalışmalarıyla tanınan Darwin kekemeydi. Ayrıca Chagas hastalığı da vardı. Yani vücudunun içerisinde yumuşak kanatsız böcekler dolaşıyordu. Darwin kitaplarında bu böceklerden bahsetmiştir. Vincent van Gogh. Dünyanın en tanınmış ressamlarından olan Van Gogh birçok hastalığa sahipti. Şizofreni, bipolar bozukluk, frengi bunlardan birkaçı. Van Gogh'un özellikle son dönem eserlerinde açıkça görülen sarı renk düşkünlüğünün de tıbbi bir bozukluktan kaynaklandığını ileri sürenler olmuştur. 1888'de ressam Paul Gauguin ile arkadaşlığının bozulması üzerine sol kulağını kesmiş, giderek kötüleşen ruhsal hastalığı sonucunda kendini göğsünden vurarak intihar etmişti. Albert Einstein. Dünyanın en zeki adamlarından biri olarak sayılan Albert Einstein'ın otistik spektrum bozukluğu vardı. Bu hastalığa sahip olan kişiler kendini uzun uykulardan alamaz, yarı baygın halde dolaşır. Picasso. Bilinen en üretken ressam Pablo Picasso'nun çok acı veren bir migreni vardı. Ayrıca unutkanlık ve öğrenme zorluğu çekiyordu. Bu hastalıklara resimlerinde farklı etkilerle yer veriyordu. Bu arada Picasso'nun tam adını öğrenmek ister misiniz? Hazır olun. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomucano María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruizo Picasso. Umarım doğru okumuşumdur. Agatha Christie. Polisiye romanlarının en bilindik yazarı olan Agatha Christie'nin histerik füg hastalığı vardı. Bu hastalık onun kendini dış dünyaya kapatmasına yol açıyor, gerçek dünyadan koparıyordu. Hastalığı sayesinde yazdıklarıyla dünyaca büyük bir üne kavuşan Christie ayrıca Sara hastasıydı. Salvador Dali. Ünlü ressam Dali bir Parkinson hastasıydı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite başa çıkmak zorunda kaldığı diğer rahatsızlıklarıydı. Frida Kahlo. Bilinen en ünlü kadın ressamlardan Kahlo, küçük yaşında çocuk felci geçirdi. Uzun süre yatağa bağlı yaşadı. Bunun sonucunda Kahlo'nun bir bacağı diğerinden kısaydı. Omurgasında sorunlar vardı ve yaşamının sonuna doğru sağ bacağı kesildi. John Nash. Dünyanın en zeki matematikçilerinden biri olan John Nash bir şizofreni hastasıydı. Bu hastalık kendini ilk kez üniversitede hayali bir oda arkadaşı görmesiyle başladı. 21 yaşında tez olarak yazdığı oyun teorisiyle 1994 yılında Nobel ödülü kazandı.
yaşamı Akıl Oyunları filmine konu oldu. I'm here to work. Çalkantılı bir hayat sürdü. Hastalığı yüzünden eşiyle birçok kez ayrılıp barıştı. 23 sayısına karşı ayrı bir takıntısı olan Nash, 23 Mayıs 2015'te eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Christy Brown, Sol Ayağım kitabıyla tanınan ve inanılmaz acıklı bir hayat hikayesine sahip olan İrlandalı yazar, dünyaya gelirken beyin felci geçirdi. Bunun sonucunda sadece sol ayağını kullanabiliyordu. İyi bir yazar olmasının yanında kullanabildiği sol ayağı ile resimler de çizmekteydi. Stephen Hawking. Günümüz tarihinin en büyük dahilerinden sayılan Hawking, henüz 21 yaşındayken tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronlarının %80'i öldü ve felç kaldı. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna tıkla, bir yorum bırak ve arkadaşlarına paylaş. Kanalıma destek olmak için abone olmayı da unutma.